Pazar günü saat 8'e 15-20 kala o zaman oldu. Olayla ilgili ihmallerin, kusurların olduğunu tespit ettik. Ailecek eğlenmeye gidiyorlar kayak merkezine. Kayak merkezinde yiyip içtikten sonra ateşin başında sınıyorlar. Sonra orada simit dediğimiz, şambel dediğimiz simitlerden kiralıyorlar. Onlarla kayarken olay oluyor yani. Çocuklar kayarken pistin yırtık olduğunu, o yırtıktan aşağıya yengemin düştüğünü, çocuklar 10-15 kişiydiler zaten. Battaniyede sedye gibi taşıyıp o arada da ambulans haber veriyorlar. 10 dakika sonra da ambulans geliyor. Yengemin şuuru yerinde, açık. Oradan oraya gelip ambulans gelmeye yakına kadar ben iyiyim diyor ama ellerim uyuşuyor diyor, boynum ağrıyor diyor, ayaklarım uyuşuyor diyor. Ambulans geliyor. Ambulans gelmeye yakın dudaklarında morlanma, siyahlanma oluyor. Sonra ambulansa binip özel hastanesine götürülüyor. Yengemin vefat ettiğini duyduk. Kayıtları bulduk. Resimler geldi bize. Oranın tel örgünün yırtık olduğunu zaten oradaki çocuklar da bildirdiler bize. Şu anda onlar da karakoldalar. Avukatlarımızla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bizden sonra çok komik bir şekilde yatak, oraya bir beşiğini uzattık, beşiğini karla dolduruyorlar. Bir yatak, bildiğimiz döşek yatak oraya sokuyorlar. İhmal ve kusur var. Geçen hafta orada bir Ayşe diye bir kadın düşüyor aynı yerde. Bizim avukatımız şu anda içeride. Avukatımız da geçen arkadaşlarla geçen yıl gittiklerinde geçen yıl da aynı yere gitmişler. Tel örgünün yırtık olup orada çocuklar düştüğünü. Gerçekten ülkemizde insan değeri bu kadar ucuz mu? O tel örgülerin hızlı gidip oradan aşağı düşmeseniz bile tel örgülere çarpınca insanların suratı parçalanır. Galaslarla, ağaçlarla dikip demir tel çekmişler. Oradan aşağı kayıp vurduğunda zaten yüzün parçalanır. Böyle bir ihmal var, böyle bir kusur var. Kartepe'ye çıktık. Öyle 12-13 kişiydik. Yukarı çıktık eğlenmek amacıyla, biraz orada ateş yaktık. 2 dakika sonra şambel kiralamak için piste çıktık. Kuzenlerim falan kaydı. Sonra annemle ben kayarken aşağı inerken karda ben düştüm. Annem de aşağı gitti. Orada tel örgülerin altı hep yırtıkmış. Bundan haberimiz yok. Kimse bize bir şey de söylemedi. Oradan annem düştü. Onun düştüğünü görünce biz de hemen gittik. Olay oldu. Kimse kurtarma ekibi yok. Önlem yok. Alt taraf yırtıkmış. Kimse bize bunu da söylemedi. Kalabalıktı. Kuzenlerim, amcamın oğulları hep beraber gidip çıkardık annemi. Yukarı çıktık. Sonra ambulans geldi. Ambulanstan sonra hastaneye gittiğimizde vefat ettiklerini söylediler. Düştüğü yerde boynunun ve kaburganın kırıldığını söylediler. Gerekli yerlere şikayetçi olduk. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Yatak koymuşlar. Altına da ağaç koymuşlar. Yani o şekilde bile olmuş olsa, şu an gitseniz yine aynı yerden biri kaymış olsa yine düşer. Yani yatak ne kadar tutabilir ki o hızlı şambeli? Bir 3-4 metre vardı. Kar, bir de buzluk, hiçbir aydınlatma bile yok. Düştüğü yer zaten karanlık. Kızlar flash tutuyor bir yandan.